Merhaba dostlar, kanalıma, dükkanıma hoş geldiniz. Bugün küçük bir konu işleyeceğim. Dar gelen ayakkabı ne olur, bol gelen ayakkabı ne yapılır, niye dar gelir, niye bol gelir gibi küçük bir başlık işleyeceğim. Şimdi ayakkabı ıslandıysa, özellikle deri ayakkabılar, güneşte kurutmak için bırakılıyor genelde. Veya evin işte kalorifer peteğinin üzerine konuyor bir an önce kurusun diye. Bu hakiki deri de çok ciddi manada çekme yapar arkadaşlar. Ondan dolayı oda sıcaklığında kendi halinde kurumaya bırakılması gerekiyor ayakkabının, eğer ıslandıysa. Ondan sonra giyilen bir ayakkabı zamanla ister istemez derisi bollaşabiliyor. Zamanla bollaşma yapabiliyor. Bu deri de esneyebiliyor veya deri olmayan ayakkabı kullanılan malzemeler ister istemez esniyor. Böyle durumlarda yani en pratik yöntemi, hani bir ayakkabıcıya bile gitmeden, genelde hani bayan ayakkabılarında çok karşılaşıyoruz, erkek ayakkabıları biraz daha kapalı ayakkabılar olduğu için kısmen idare edebiliyor. Bu ayakkabının içinde şu gördüğünüz astar var. Bu astarın burun kısmından, şu ön tarafına gelen kısmından içinden ufak ufak astarını yırtmadan nazikçe çıkartabilirsiniz bunu yarıya kadar, şu şekilde gördüğünüz gibi. Ben yarıya kadar bunu kaldırdım, bu astarı. Bunun altına şöyle her yerde, evde bile bir karton parçasından kesebileceğiniz böyle ince bir küçük bir parça ile bu ayakkabıyı yarım numara, bir numara hatta daraltabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde içine yerleştirerek bunu yapıştırabilirsiniz daha oynamaması için içerisini. Bu astarı tekrar üzerine kapattığınızda gözle görünür hiçbir şey yoktur ayakkabının değişiminde. Çok basit bir işlemdir. Sadece biraz titiz bir işçilik gerektirir bunu ki astar yırtılmasın, aynı orijinal bir şekilde kalsın. Bu ayakkabının iç hacmi bir yarım numara daraldı. Şu an şu parmakların olduğu yeri biraz daha toparlar. Bu da ayağın arkadan çıkmasını engeller. Bunu bir ayakkabı tamircisine de götürseniz, içine karton koymaz, orijinal taban astarı vardır onlarda. Ondan keser koyar veya bize getirseniz biz bunu taban astarı koyarız. O şekilde daraltırız ayakkabıyı. Ama bunu pratik böyle evde kendiniz yani bir keseceğiniz mukavva olabilir, bir karton parçası olabilir, küçük bir parçayla bunu bu şekilde daraltabilirsiniz. Bollaşan ayakkabıyı bu şekilde kendi imkanlarınızla evde daraltma imkanınız var. Dar gelen ayakkabı ne olur? Dar gelen ayakkabı biraz daha iş şeyle karışıyor burada. Hani bu kadar pratik çözemeyebilirsiniz bunu. İnternette çok fazla video var gerçi. İşte içine buzun içine şey poşet koyup onunla işte su koyup buzluğa koyun. Ne bileyim işte gazete kağıdı depin vesaire gibi. Bunlar yani çok küçük şey çözümler. Bunlar kolay kolay ayakkabıyı genişletmez. Ayakkabınız hakiki deri olduğundan eminseniz, genelde erkek kunduralarında bu daha rahat olur yani. Ayakkabı dar geliyorsa bu ayakkabı tamircisine götürüp bunun içine kalıp koydurulabilir. Hani ayakkabı ama birkaç gün kalması gerekiyor. Islatılacak. Ondan sonra içine atıyorum ayakkabı 41 ise 42 numara kalıbı çakılabilir gerekirse. Yani hakiki deri bir ayakkabı zorlanmaya güzel bir ıslattıktan sonra, yani ıslatılmasının sebebi de derinin gözenekleri suyu emip biraz kendini salabilmesi lazım. Saldığında bunun içine de güzel bir kalıpla bu ayakkabı genişletilebilir. Aynı şekilde bayan ayakkabılarında da emitasyon ayakkabılar, yani sunni deri ayakkabılar, gene bu işlem yapılabilir ama çok fazla zorlanmaya gelmez. Hani onlar da öyle istediğiniz gibi bir büyüklüğe ulaşamayabilirsiniz. Çünkü sunni olduğu için malzeme zorlandığında, yani bir ayakkabıcı bunu zorladığında derisinde yırtılma, çatlama yapabilir. Ondan dolayı bu işlem tam manasıyla size cevap veremeyebilir sunni deri ayakkabılarda. Spor ayakkabılarda da yapacak bir şey yok. Spor ayakkabılar giydikçe zaten bollaşır. Eğer bollaşmıyorsa, gene dar geliyorsa, ona yapacak çok bir şey yok. Ayakkabıcıya kalıba da koysanız, yani birkaç gün böyle rahat gibi gezersiniz ama emin olun çok fazla bu faydasını görmezsiniz uzun vadede. Bayan ayakkabıları aynı şekilde. Sunni deri bayan ayakkabılarında mesela aslında bir ütüleme yaparak, yani ısıtarak ayakkabıyı kendi elinizle bile esnetebilirsiniz. Yani ayakkabılar, çünkü sunni deri malzemeler, hani naylon gibi düşünün. Mesela araçlara folyo kaplama falan yapılırken de bir ısıtıcıyla böyle ısıtıp onu istedikleri şekle sokma vardır. Aslında bunlarda, bu ayakkabıda da bu geçerlidir ama bunu
evde yapmanızı çok tavsiye etmem. Hani eliniz bu işlere yatkın değilse ayakkabıyı yakabilirsiniz. Ondan dolayı tavsiye etmem. Hani biz işten anlayan olarak zaman zaman bu teknikleri kullanıyoruz. Evet, ama biraz artık el yatkınlığı olması gerekiyor. Mesela onu şeylerde çok kullanırız. Sandaletlerin şu kayışları zamanla kısa gelir mesela. Yani zamanla derken ayak büyür veya şişer. Bu da artık buraya yetmemez hale gelir. Bayan ayakkabılarında çok olur. Bu çocuklarda değil de daha çok. Bunu mesela ısıtarak esnetebilirsiniz. Hani hafiften böyle çakmakla bile, bir ütülemeyle bunu böyle yani 1-2 santim uzatabilirsiniz. Yani sunni deri olduğu için esnemeye müsaittir. Evet dostlar, ayakkabı genişlemesi veya darlaşmasıyla alakalı veya daraltma, bollaştırmayla alakalı aklıma gelenler bunlar. Hani sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Farklı konularla alakalı sorularınız varsa onlarla alakalı da yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.